Jim Carrey filmleriyle milyonları güldürmeyi başaran Hollywood'un şüphesiz en yetenekli oyuncularından biri. Kariyerinin başlarında komedi filmlerindeki çılgın performansıyla adını dünyaya duyuran Kanadalı aktör, 90'ların sonu 2000'lerin başında farklı tarzlarda çektiği filmlerle çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Son yıllarda kişisel sebeplerden dolayı çok az yapımda yer almasına rağmen Jim Carrey hala sinema dünyasının en sevilen isimlerinden. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz 5 harika Jim Carrey filmi. Special audience. Yeah. I'm going to reveal for the very first time ever the real me. That's right. İlk film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Senaryosunu ünlü senarist Charlie Kaufman'ın yazdığı ve Michel Gondry'nin yönettiği 2004 yapımı film, eski sevgilisinin anılarını sildirmeye karar veren bir adamın hikayesini anlatıyor. Joel ve Clementine 2 yıllık ilişkilerini bitirip ayrıldıktan sonra Clementine ilişkiye dair tüm anılarını sildirir. Bunu öğrenip kahrolan Joel aynı işlemi kendisi de yaptırmaya karar verir. Fakat işlem sırasında pişman olur ve duruma müdahale eder. Anyway, this company makes a whole line of colors with equally snappy names. Red Menace, Yellow Fever, Green Revolution. That'd be a job, coming up with those names. You think there could possibly be a job like that? I mean, how many hair colors could there be? 50 maybe. Someone's got that job. En iyi özgün senaryo Oscar'lı Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bilim kurgunun limitlerine de giren tüm zamanların en sıra dışı aşk hikayelerinden. Bu kült olmuş yapımda Jim Carrey de en depresif rollerinden birini sergiliyor. Filmde kendisine Kate Winslet eşlik ediyor. I think your name is magical. This is it, Joel. It's gonna be gone soon. What do we do? Enjoy it. İkinci sırada The Truman Show var. Jim Carrey'nin başrolünü üstlendiği bir diğer başyapıt. Peter Weir'in yönettiği 1998 yapımı film, tüm hayatını farkında olmadan bir reality show'un içinde yaşayan Truman Burbank'in hikayesini anlatıyor. Truman, küçüklüğünden itibaren kendisi için kurulmuş dünyada tamamı oyunculardan oluşan çevresiyle bir televizyon yıldızı olarak yaşamaktadır. Kendisi yaşadığı evrenin farkında değildir, ancak her hareketi milyonlarca insan tarafından takip edilir. Yaşadığı birkaç garip an sonucu şüphelenmeye başlayan Truman, dünyasını ve gerçekliğini sorgulamaya başlar. Good morning. Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Truman Show özellikle unutulmaz sonuyla sinema tarihinde özel bir yere sahip. Televizyon ve reyting kültürü üzerine yapılmış en sağlam işlerden biri. Kesinlikle zamansız bir film. Jim Carrey, Truman karakteriyle konfor alanının dışına çıkıp jest ve mimik ağırlıklı komedi dışında da neler yapabildiğini kendine ve dünyaya ispatladığı olağanüstü bir performans sergiliyor. Usta aktör bu filmle de ilk Golden Globe ödülünü kazandı. What the hell are you talking about? Who are you talking to? I've tasted other cocos. This is the best. What the hell does this have to do with anything? Tell me what's happening! Well, you're having a nervous breakdown. That's what's happening. You're part of this, aren't you? 3 numarada 94 yapımı komedi klasiği The Mask var. Çizgi roman uyarlaması filmin yönetmeni Chuck Russell, Jim Carrey, Stanley Ipkiss rolünde. Stanley, bankada çalışan, köpeğiyle yaşayan çok iyi bir adamdı. İşlerin yolunda gitmediği bir gece şans eseri bir maske bulur. Eve gelip büyülü maskeyi takınca Stanley çılgın bir süper kahramana dönüşür. Somebody stop me. 1994 yılı Jim Carrey için efsanevi yıl. The Mask'le beraber aynı yıl Ace Ventura, Pet Detective ve Dumb and Dumber filmleriyle gişe rekorları kırdı ve tüm dünyada tanınan bir yıldız oldu. Maske filminde Jim Carrey'e kariyerinin ilk filminde oynayan Cameron Diaz eşlik ediyor. Now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky?
Well, do you, punks? Listenin dördüncü sırasında Liar Liar var. Yönetmenliğini Tom Shediak'ın yaptığı, bir günlüğüne yalan söyleyemeyen bir avukatın yaşadıklarını anlatıyor. Jim Carrey'nin canlandırdığı Fletcher Reed, iş ve aile hayatında sürekli yalan söyleyen bir karakter. Yine yalan söyleyerek 5 yaşındaki oğlunun doğum gününe gelmeyince, küçük Max de pastasını üflerken babasının en azından bir gün yalan söyleyememesini diler. Max'in dileği gerçekleşince Fletcher'ın hayatı alt üst olur. I'll have to hear a good cause, Consul. What's the problem? I can't lie! Commendable, Mr. Reed, but I'm still waiting to hear good cause. Now, do you have one or not? Not! Liar Liar, Jim Carrey'nin bir diğer komedi klasiği. Aktöre bütün yeteneklerini sergilemesi için gerekli alan açılmış, Jim Carrey de bunu muhteşem bir performansla değerlendirmiş. Jest, mimik ve fiziksel komedinin en eğlenceli örneklerinden biri. You know why I pulled you over? Depends on how long you were following me. Why don't we just take it from the top? Here goes. I sped. I followed too closely. I ran a stop sign. I almost hit a Chevy. I sped some more. I failed to yield at a crosswalk. I changed lanes in the intersection. I changed lanes without signaling while running a red light and speeding. 5. film Yes Man. 2008 yapımı filmin yönetmeni Peyton Reed. Başrollerde Jim Carrey ile birlikte Zooey Deschanel ve Bradley Cooper var. Film her şeye evet demeye karar veren bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Once you leave this building, every time an opportunity presents itself, no matter what it is, you will say yes. Yes! 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 Sıkıcı hayatında çoğu zaman olumsuzluklara odaklanan ve sürekli hayır demeye alışmış Carl, arkadaşının tavsiyesi üzerine bir kişisel gelişim programına katılır. Bu programda aldığı tavsiye üzerine zorlansa da karşısına çıkan her soruya evet deme kararı alır. Bu karar Carl'ın hayatını kökünden değiştirecektir. Yes Man, Jim Carrey'nin her zamanki gibi harika performansıyla eğlence seviyesini zirveye çıkardığı hayli keyifli bir film. That's really something. Doesn't Red Bull make you crash pretty hard? No. I don't think so. No. Hey, after we talk, we should get a Red Bull. You can get a Red Bull, I get a Red Bull. We could share a Red Bull. Okay, that'd be really fun. That sounds Red like... Red I think Bull. I'd really... Red Bull! Red Bull! Okay. Bonus tavsiye, Jim and Andy, The Great Beyond. 2017 yapımı Netflix belgeseli. Jim Carrey'nin Man on the Moon filminde aykırı komedyen Andy Kaufman'ı canlandırmasını konu alıyor. Son yıllarda çıkan en çarpıcı belgesellerden biri olan film yayınlandıktan sonra büyük tartışmalara sebep oldu. I say, Andy, talk. Andy, you have to give me a chance to make a movie. You have to give me a chance to make a movie. I don't need to make a movie. I want a shot at him. Okay. That's what I want. Man on the Moon, Miloš Forman'ın yönetmenliğini yaptığı 99 yapımı Andy Kaufman'ı konu edinen film. Jim Carrey bu filmde Andy Kaufman rolünde akıllara durgunluk veren bir performans sergilemişti. Jim and Andy belgeselinde filmin setinde çekilen görüntülerle bunu nasıl başardığını izliyoruz. Jim Carrey, çekim boyunca Andy Kaufman karakterinden çıkmıyor ve Andy olarak çevresindekilere birçok zorluk çıkartıyor. Belgeselde bu rolün Jim Carrey'i nasıl etkilediğini, çekim bittikten sonra karakterden çıkmak için nasıl zorlandığını ve aynı zamanda usta aktörün hayatının son zamanlarında yaşadıklarını da kendi ağzından öğreniyoruz. You're on a spiritual journey, period. And we're all gonna end up in the same place, if there is such a thing. And maybe there isn't. Maybe there's just this and that's it. There's me in the teacup, that's it. There's us, we're the universe, man. I like that, that's fine, yeah.